Yusuf Kaplan, İran mazlum duruma düşürülerek öne açılıyor, bin yıl önceki oyun tekrarlanıyor. Yazının sonunda kuracağım cümleyi başında kurayım. Türkiye'nin tam da Doğu Akdeniz'deki kuşatmayı yaracak büyük stratejik adımlar attığı sırada, Bağdat'ta ülkelerinde mitolojik kahraman olarak görülen İranlı generallerin öldürülmesi hiç de tesadüfi değil. Batılıların hedefi İran'la Türkiye'nin kapıştırılmasıdır. Türkiye bu oyuna gelmedi. İran fırsat kolluyor. Bütün yapılanlar İran'ın önünü açmaya dönük uzun soluklu operasyonlardır. Bin yıl önceki oyunun zeminini hazırlamaya çalışıyorlar. Bin yıl önce ne olmuştu peki? Bin yıl öncesine gitmeden önce bu günlere nasıl geldiğimize yakından bakmakta yarar var. Hümeyni Paris'ten uçağa bindi, Tahran'a indi. İran'da bölgedeki dengeleri değiştiren bir devrim gerçekleştirdi. İran devrimi, Batılıların bütün o İran haydut devlettir şeklindeki retorik içi boş söylemlerine rağmen yok edilmedi, aksine kökleşti, kökleştirildi. İran'ın önü açılırken sünni dünya paramparça edildi, cehenneme çevrildi. Hümeyni'nin devrim yapmasına göz yumanlar, Mısır'da İhvan'ın Mursi hükümetine darbe yapmaktan çekinmedi yetmedi. Mursi hapiste yargılanırken mahkeme heyetinin önünde canlı canlı ölüme terk edildi. Düşünsenize, adaletin dolayısıyla vicdanın temsilcisi bir kurumun mensupları gözlerinin önünde, mahkemenin ortasında Mursi'nin herkesin önünde can vermesine ses çıkarmadı. Aksine Mursi'nin ölümünü seyretti. İnsanın nutku kesiliyor gerçekten. Bu cinayeti İhvan Mursi yönetimi işleseydi dünyayı başına yıkarlar, İslam'a etmedikleri hakareti bırakmazlardı. Şii-Sünni çatışması ve İran'ın önünün açılması. Bu satırları yazarken en küçük mezhebi bir saplantıyla yazmadığımı söylememin bir anlamı olur mu bilemem. Ama ön yargıyla, saplantıyla okuyacak kişiler olduğunu biliyorum. Önce şunu bilelim. İki asırdır özellikle de Osmanlı'nın durdurulmasından bu yana, İslam dünyası özne değil, kendi başına hareket edecek bağımsız aktörlerden de istiklalden de yoksun. İkinci olarak Batılılar tarih boyunca, özellikle de modernite sürecinde İranlılara hep ari ırk olarak baktılar. İranlılarla Avrupalıların ari ırka mensup olduğuna inandılar. O yüzden Batılılar İran'ı her zaman arkaladılar İran'ın önünü her zaman açtılar. İslam dünyasını tam ortadan ikiye yararak bir daha ayağa kalkmasını imkansızlaştıracak büyük bir darbe vurmak için İran'ın önünün açılması gerekiyor. O yüzden İran'da devrim yapılmasına göz yumuldu ama Sünniliğin en güçlü iki kalesinden Mısır'da İhvan yönetimine darbe yapılarak ölümcül bir darbe vuruldu. Türkiye'de ise 15 Temmuz darbe ve işgal saldırısı yapıldı. Bunun içinde de Şii-Sünni çatışması çıkarılması gerekiyor. Halep kasabı olarak adlandırılan Kasım Süleymani ile Irak'ta, Suriye'de ürpertici cinayetlere imza atan Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı El Mühendis, Bağdat'ta Amerikalılar tarafından öldürüldüler. Her şeyden önce Amerikalıların bağımsız bir ülkede, Irak'ta böyle haydutça cinayetler işlemelerini şiddetle kınadığımı hatırlatmak istiyorum. İran varlığını İsrail'e, İsrail de varlığını İran'a borçlu. İkisi birbirini besledi. O yüzden Deaş sadece İsrail'e ve İran'a saldırmadı. Çok büyük bir oyun sahneleniyor İslam coğrafyasında. Asıl hedef Türkiye. Şii-Sünni çatışması için her tür stratejik adım atıldı son iki asırda. İki asır, üç asır sonrasını hazırlıyorlar. İslam dünyasını toplayacak güç haline getirmek istiyorlar. Türkiye'nin önünü tıkamak bu. Bin yıl tarihi biz yaptık çünkü esas itibariyle. Tarihi, tarihi dengeleri alt üst etmek istiyorlar. Böylelikle hem İslam dünyası asla toparlanamayacak, çünkü Şii azınlık İslam dünyasına hakim kılınacak, zaten Arap dünyasına hakim şu anda, bu başarıldı, hem de İslam dünyası istikrarlı istikrarsızlığa mahkum edilecek.'' birbiriyle boğuşturulacak sonsuza kadar. Bunları göremiyor insanlar, günü birlik bakıyorlar. Elbette Amerika saldırısı kabul edilemez ama çok büyük bir tezgah bu. İran'ı mazlum duruma düşürerek İran'ın önünü açmak için oynanan büyük bir oyun. O yüzden Türkiye İran'ı karşısına almamalı. Batılıların asıl büyük hedefleri İran'la Türkiye'yi kapıştırmak. Tam biz Doğu Akdeniz'de büyük bir stratejik atak yapmışken, Batılıların oyunlarını başlarına yıkmak üzereyken, İran'ı mazlum duruma düşürerek İran'ın önünün açılması ve Türkiye'nin oyunun içine çekilmeye çalışılması. Türkiye bu büyük tezgaha düşmedi şimdiye kadar. İran'la güçlü ilişkiler kurarak İran'la kapıştırılma oyunlarını püskürttü. Çıldırıyor emperyalistler. Şundan adım gibi eminim. İran'la Türkiye kapışırsa İran'ı destekler Batılılar. Böylelikle bin yıl önceki tarih tekerrür eder. Dün biz Sünniler olarak Haçlılarla boğuşurken İranlılar, Şia bizimle boğuştu. Tarihte yaşanmış bir örnek bu. Bunu aynen tekrarlamaya çalışıyor Batılılar. Suriye'de görüyoruz. Deaş'ın vurmadığı iki ülke var. İran ve İsrail. Oynanan oyunun büyüklüğünü görmek için sadece bu kafidir. Yusuf Kaplan Yeni Şafak